Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Bursa Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz ve Lemassa Makine'ye konuk olduk. Yanımızda firmamızın sahibi Burak Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Burak Bey merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk tekrar. Ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Burak Bey'i tanıtmak istiyorum. Burak Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? 1988 doğumluyum ben. Sektördeki tecrübem 15 yıl kadar ama ailecek bu işi yaptık. Ve 60 yıllık bir tecrübemiz var bu konuda. Çok ciddi bir süre 60 yıl. Evet. Bu ilerleyiş dedemle başladı. Ondan sonrasında babama geçti, babamdan da bana geçti. Ben de bu devraldığım bayrağı ileriye taşımaya çalışıyorum. Üçüncü kuşaksınız o zaman? Üçüncü kuşağım, evet. Evet. Üçüncü kuşağım. Firmam, daha önceden başka firmalarımız vardı. Ama Lemassa Makine bu konuda yeni bir firma, 4 senelik bir firma. Evet. Bu markayla ürünlerimizi dünyaya daha kolay açabileceğimizi düşündüğümüz için Lemassa markasıyla devam ediyoruz. Ama sektörde başka markalarımız insanlar tarafından bilinir ama bunu şu an söylemeyeyim. Lemassa olarak bilinsin burası sadece. Evet, o zaman tanıyalım biraz. Neler yapıyoruz efendim burada? Gelen konuklarımız, misafirlerimiz burada ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar? Biz inşaat makineleri üretiyoruz. Bunları sınıflandıracak olursak zemin sıkıştırma ekipmanları, beton işleme ekipmanları, inşaat vinçleri. Bu saydığım sınıflandırmayı da açacak olursak bunlar da daha fazla bilinen demir kesme bükme makineleri vardır. Kompaktörler vardır, perdah makineleri, beton vibratörleri gibi makineler üretiyoruz. Evet. Çeşidimiz çok fazla. Hepsini saymam burada mümkün değil ama A'dan Z'ye diyebiliriz aslında. Yani yaklaşık 40 ürün üretiyoruz. 40 çeşit ürün üretiyoruz. Ciddi bir rakam bu. Evet. Diyebiliriz. Ama yine de hizmet sektörü zor bir sektördür. Yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Muhakkak. Sizin kriterleriniz neler? Bizim kriterlerimiz neler? Biz üretici olduğumuz için bu ürünleri üretirken ürünü oluşturduğumuz gibi piyasaya sürmek yerine uzun bir test sürecinden geçiriyoruz makinelerimizi. Müşterilerimizden yani hem bunu fabrikamızda test ediyoruz hem de tanıdığımız, aramızın iyi olduğu, müşteriden ziyade arkadaşımız olan inşaat işi yapan kişilerle bu makinelerin yaklaşık bir yıl kadar test sürecinden geçmesini sağlıyoruz. Ciddi bir Ar-Ge yapılıyor. Tabii. O zaman. Ve makinenin hemen hemen mükemmel hale gelmesini bekliyoruz. Gelmeden de satışa sunmuyoruz. Evet. Buradaki asıl amacımız şu, ben çok fazla yurt dışı fuarına katıldım. Yurt dışına çok fazla mal sattım. Burada Türk mallarına karşı bir ön yargı var. Maalesef. Bu Türk malı algısını dünyada başlıca değiştirmek istiyoruz. Bu algıyı kırmak lazım. Evet. Kırmak istiyoruz. Dolayısıyla bu da önce kendi kapımızın önünü süpürerek başlıyor. Evet. Önce, doğru bir noktaya değindiniz. Önce Türkiye'ye iyi mallar satmaya çalışıyoruz. Zaten buradaki insanlar memnun kaldığında dünyadaki insanlar da bu makinelerden memnun kalıyor. Ama bizim için öncelikle makinenin sağlam ve problemsiz hale gelmesi önemli. Daha sonra diğer detaylar geliyor. Evet, aslında yine de toparlamak gerekirse puzzle parçası gibi. Yani böyle yerli yerinde olması lazım her şey. Muhakkak. Evet. Yani bunu çok teknolojik bir makine de yapabilirsiniz. Ama bu sürekli problem çıkartıyorsa eğer hiçbir değeri yok o teknolojinin. Evet. Dolayısıyla bizim ilk hedefimiz her zaman problemsizlik ve çözüm odaklı gitmek. Çözüm odaklı ve basit makineler yapmaya çalışıyoruz. Herkesin kullanabileceği. Çünkü inşaat sektöründe biliyorsunuz çok eğitim düzeyi çok yüksek bir sektör değil. Evet. Dolayısıyla bizim makinelerimizi herkes kullanabilmeli. Evet. Ve bunların da basit olması gerekiyor. Biz hem basit hem problemsiz hem de kaliteli ürünler üretmeye çalışıyoruz. Evet, ama kalite de ucuza alınmaz. Böyle bir gerçek de var aslında. Tüketici olarak bazen biz de bilinçsiz davranıyoruz. Hı-hı. Hani sadece uygun fiyat politikası dahi düşünüyoruz muhakkak. Bu noktada. Hani bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Biz nasıl anlayabiliriz?
Nasıl anlaşılabilir bu? Firma araştırılmalı mı? Yapılmalı mı? Ya tabii ki her makinenin kendine göre bir takım dikkat edilmesi gereken unsurları var. Ama bunları maalesef müşteriler bazen kullanmadan anlayamıyorlar. Evet. Kullandıktan sonra da sizden bir kere alışveriş yaparlar kaliteniz iyi değilse. Ve inşaat sektöründe insanlar sürekli birbirleriyle dirsek temasında olduğu için kötü ürün üretme şansınız yok. Çünkü kötü ürün ürettiğinizde hemen adınız kötü yönde duyuluyor. Ve evet, insanlar evet. Sadece o müşteri değil birçok müşteriyi kaybetmiş oluyorsunuz. Evet. Bizim fiyat politikamız şu yönde. En üst düzey kalitede ürün üretmeyi hedefliyoruz. Ama fiyatımız ne en ucuzu ne en pahalısı. Hatta şunu söyleyebilirim. Kalitemiz düşünüldüğünde ucuz ürünler satıyoruz piyasaya bakıldığında. Bunun sebebi de az ürün satmak değil, herkese ürün satmak istediğimiz için böyle bir politika uyguluyoruz. Evet. Severek yapıyorsunuz işinizi. Yani bence başarınızın en büyük sırlarından biri bu. Muhakkak. Burak Bey, yaşıyorsunuz yani. İnsanları mutlu etmeyi seviyorsunuz. Sohbetimizin başından beri anlattığım üzere 60 yıldır bu sektörün içinde olan bir aileden geliyorum. 15 yıldır bu işi yapıyorum ama onun öncesinde de çocukluk dönemimde babamın, dedemin yanında çıraklık dönemim vardı. O dönem çekirdek deriz yani. Tabii ailede, sohbetlerde bile sürekli bu iş konuşulurdu. Dolayısıyla evet. Bu iş artık bizim hayatımız. Hayatımız değil. Peki bu ürünleri nerelere kadar gönderebiliyorsunuz Burak Bey? Yani çalışmış olduğunuz bölgeler nerelere neresi? Kadar gönderebiliyoruz? Türkiye Cumhuriyetleri'nin neredeyse tamamına gönderiyoruz. Evet. Rusya'ya gönderiyoruz. Kuzey Afrika ülkelerine gönderiyoruz. Avrupa'da birkaç noktaya gönderiyoruz ama Avrupa'daki gönderdiğimiz nokta sayısını arttırmak istiyoruz. Evet. Bir de Amerika hedefimiz var. Oraya henüz gönderemedik ama inşallah diyoruz. Hedefliyoruz. İnşallah evet. Orada yakında olacak. Peki dönersek geçmişe, istediğiniz yerde misiniz? Hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projelerinizde neler olacak Burak Bey? İstediğim yerde miyim? Hayır değilim. Zaten istediğim yerde dediğim anda olay hedef bitmiş oluyor. Evet. Evet. İstediğim yani daha önce hedeflediğim yerdeyim diyebilirim belki ama şu anki düşüncemle istediğim yerde değilim. Daha da iyisi olacak inşallah ama bu soruyu bana sanıyorum 15 sene sonra sorarsanız ben yine aynı cevap veriyor olacağım. Yani bitmeyecek o zaman. Evet. Hiç hedef bitmeyecek. Aynen. Fuar nasıl geçiyor? Fuar güzel. Bursa bizim için kendi şehrimiz olması açısından önemli. Evet. İmalat firmamızın da merkezi olan şehir. Evet. Dolayısıyla bu fuarı kaçırmak olmazdı ama beklentilerimizin üzerinde ilerliyor. Evet. İnşallah daha da iyi olacak. Evet, burada, buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür rica ediyorum. Rica ederim. Başarılar diliyorum efendim size. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Bursa Fuar Merkezi'nden seslendik ve Lemassa Makine'ye konuk olduk. Ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.